Misafirlerimiz, müsiyat olarak düzenlediğimiz Dünya Genel İdare Kurulu'nu gerçekleştirmek üzere Hafız Ali Fıstık Hoca. Özellikle 2018-2020 arasında kendini göstermeye başlayan, yükselişini göstermeye başlayan ticari korumacılığın 2020'den sonra, yani hepimizin malumu pandemiden sonra büyük bir hızla yükseldiğini ve halen de geri gelmekte olmadığını görüyoruz. Aslında bu tablo bize şunu gösteriyor. Çok uzun yıllardır, 70-80 yıldır bütün dünyaya daha fazla serbest ticaret, daha fazla liberal ekonomi vaaz edenler, daha fazla küreselleşme vaaz edenler şimdi kendileri bizzat o vaazlarını terk ediyorlar. O ezberleri kendileri bizzat geride bıraktılar ve dünyanın neredeyse bütün ülkelerinin, eminim sizler de yaşadığınız, çalışmalarınızı sürdürdüğünüz ülkelerde bunu doğrudan müşahede ediyorsunuz. Ana gündemi orada üretim, yerli üretim, yerinde üretim. En gelişmiş kabul edilen ülkeler dahi yüksek teknoloji ürünü olmayan ürünlerde bile artık kendi topraklarında üretimi icbar etmeye çabalıyorlar. Milli teknoloji hamlesi bir yönüyle Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu. Yani siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla, ekonomik bağımsızlığın da ancak teknolojik bağımsızlıkla gerçekleşebileceği farkındalığıyla Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmesi seferberliği adeta. Bir yönüyle de aslında yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen ve bu yolla refah artışı elde edebilen bir Türkiye'nin inşa edilmesi yolculuğu. 22 yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar inşa edildi. 22 yıl önce iki teknoparkı vardı Türkiye'nin ve sadece 56 şirket bu iki teknoparkta araştırma geliştirme yapıyordu. Şimdi 104 teknoparkımız var ve 11 bin şirket Türkiye'nin teknoparklarında araştırma geliştirme inovasyon yapıyor. 1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi var bugün Türkiye'nin. Ar-Ge insan kaynağımız 290 bini aştı. Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteler yükseldi. Bugün 208 üniversitesi var Türkiye'nin. Ve Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji startupları için, teknoloji girişimleri için ev sahipliği yapmakta olan 100'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi var. Yüksek teknoloji ihracatımız 9 milyar doların üzerinde. İnşallah 2028'e geldiğimizde 19,5 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştiren bir ülke olacağız. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını binde 5'ten %1,4'e yükselttik. İtalya ile İspanya ile aynı düzeyde milli gelirimizden araştırma geliştirmeye pay ayıran bir ülkeyiz bugün. Ar-Ge harcamalarımız yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktı. Özel sektörün Ar-Ge'deki payı %29'dan %65'e yükseldi. Yani 1,2 milyar dolar Ar-Ge harcamasından özel sektörün aldığı pay %29'du. Yani ancak 400 milyon dolar Ar-Ge harcaması yapıyordu Türk özel sektörü. Bugün 16 milyar dolar Ar-Ge harcamasından %65 pay alıyor. Yani 10 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapıyor Türk özel sektörü. Ar-Ge insan kaynağımızı 10 misline çıkardık. 29 binden 291 bine yükselttik. Patent başvuru sayısı Türkiye'nin yılda 414. Yani günde yaklaşık bir patent başvurusu yapılıyordu Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl patent başvurusu sayısı 8600'ü aştı. Bazen üniversiteler yapılıyor ama bilimsel gelişme kaydedilmiyor şeklinde bir haksız eleştiriyi çokça duyarız. Türkiye'de bir yılda yapılan bilimsel yayın sayısı 2002'de 9000 iken geçtiğimiz yıl 49.000 olarak gerçekleşti. Yani Türkiye'nin bilimsel üretim kapasitesi 22 yıllık iktidarlarımız döneminde 5 misline çıktı. Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay binde 5'ten %1,07'lere çıktı. Ve bugün Türkiye'nin yaptığı ihracatın %95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Malumunuz tarım ürünleri de ihraç ediyoruz. Madencilik ürünleri de ihraç ediyoruz. Ama ihracatımızın %95'i sanayi ürünlerinden oluşmakta. 1995'te Türkiye rekabetçi olarak ihracatını yaptığı ürün sayısı açısından da yoğun ihracat yapabildiği ülke sayısı açısından da vasat bir noktadaydı. Şimdi ise Türkiye Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar en fazla sayıda ürünü
en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke oldu. Çin'den sonra en fazla ürün çeşitliliğine sahip ve en fazla pazar çeşitliliğine sahip ülke Orta Avrupa'ya kadar bu geniş bantta Türkiye'dir. Bu Türkiye'nin son 22 yılda atılan sanayileşme adımlarıyla geldiği noktayı gösteriyor. Pandemiden sonra ne oldu? Pandemiden sonra Türkiye'nin imalat sanayinin milli gelirdeki payı hızla arttı. Aslında uzunca bir dönem Türkiye ekonomisinin büyümesiyle Türkiye sanayinin büyümesi paralel seyretmişti. Ve milli gelirin içinde imalat sanayinin aldığı pay yaklaşık %16,5 olarak gerçekleşmekteydi. Fakat pandemiyle birlikte bu pay 4 puan birden yükseldi ve pandemi sonrası dönemde %20,5 olarak gerçekleşti. Pandemiden kaybeden ülkeler oldu. Pandemi sonrası dönemde üretim güçlerini yitiren ülkeler oldu. Ve Türkiye 1949'da Ankara'da Etimesgut'ta 950 kişinin çalıştığı uçak fabrikasını maalesef kapatmış. Şimdi böyle bir hikayeden bugünlere geldik. Bugün neredeyiz? Bu milletin öz evlatları, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızıl Elma'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyor bugün. Bu paradigma değişimini yakalamamız sayesinde mümkün oldu. Havacılıkta insansız hava aracı teknolojisini, şimdi baktım Elon Musk 2 gün önce bir tweet atmış. Diyor ki hala bu büyük insanlı projelerin gelecekte var olacağına inananlar var. Halbuki gelecek dronların diyor. İşte Türkiye onun bahsettiği o geleceğin bir numaralı ülkesidir. Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının %70'i Türkiye'de. Halbuki biz insansız hava aracının ne olduğunu bu kelimelerle tarif etmiyorduk. Savunma sanayi ihracatımız 250 milyon dolardan geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara geldi. Bu yıl 6,5 milyar dolara aşacağız. İnşallah 7 milyar dolara yaklaşacağız. Savunma sanayindeki firmalarımızın cirosu yaklaşık 1 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. İnsan kaynağımız bugün 90 bin. 3500 savunma sanayi şirketinde Türkiye'de 90 bin kişi çalışıyor. Projelerin büyüklüğü 5,5 milyar dolardan 96 milyar dolara erişti. Ve bizim savunma sanayinde yurt dışından ithal edilen ürünlerin payı %80'lerden %20'lere geriledi. Bu Avrupa Birliği'nde yüzde kaç tahmin edebilir misiniz? Halen %80. Avrupa Birliği, yani içinde Almanya var, Fransa var, İtalya var, İspanya var. Her birinin 10 yıllara dayanan kabiliyetleri var. Ama Avrupa Birliği savunma sanayinde %80 dışa bağımlı bunun. Türkiye ise %80 kendi ürünleriyle, kendi kabiliyetleriyle, kendi ihtiyaçlarını görebilen bir ülke.